Evet, kaydımız başladı arkadaşlar. Az önce başlatamadık. Tekrar başladı. Yarısında da olsa. Evet, değerli arkadaşlarım, şimdi şu örneğe beraberce bakalım arkadaşlar. Evet, zayıf bir baz olan NH3'ün iyonlaşma denklemi. 1 molar NH3 varmış başlangıçta. 1 molar NH3 varmış başlangıçta. OH eksi iyon derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'e ayrışmış. İyonlaşma yüzdesini soruyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 molarda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ayrışıyorsa yüzde kaçı ayrışmıştır diye soracağız. Ne yapar burası arkadaşlar? 1 de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise yüzde burası herhalde 0,4 olacaktır. Yani iyonlaşma yüzdemiz 0,4 olarak bulunacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bazı asit serilerindeki kuvvetlerin karşılaştırılması. Yine arkadaşlar bu tür sorular hangilerinin asitliği daha büyük, daha küçük gibi. Bu biraz tabii ki ezber sorusu olacak. Ama sizlerle beraber bunları da bir görelim. Bir kenara not olarak sizler de bunu alırsınız. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 7A grubu flor, klor, brom, iyotun bir hidrojen halojenürler dediğimiz asitler. Ve bakın gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı flor, klor, brom, iyot olarak indiğinde bunun Ka değerleri ne yapıyor? Büyüyor. Ne demiştik? Ka değeri büyüdükçe asitlik ne yapar? Artar. Bunların hepsi zayıf asit ama kendi aralarındaki büyüklüklerine baktığımızda neye bakacağız arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru asitlikleri artıyor. Peki neden artıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki florun elektronegatifliği en büyük olduğu için bu flor hidrojenle birlikte birbirini çok kuvvetli çekiyor. Çok kuvvetli çektiği için bu H artı iyonunu bırakmak istemiyor. Bırakmak istemediği için de az H artı iyonlaşıyor. O yüzden HB çok zayıf bir asit oluyor. Aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik değeri kendi içerisinde azalacağı için H artıyı daha kolay bırakacak. O yüzden asitliği daha büyük olacak arkadaşlar. Bir de oksiasitler dediğimiz asitlere bakacak olursak burada mesela arkadaşlar HClO4, HClO3, HClO2 ve HClO gibi asitlerimiz var. Bunların kendi içindeki değerlerine baktığımızda arkadaşlar bunu iki şekilde değerlendiriyoruz. Bir yükseltgen ve basamaklarına bakıyoruz merkez atomu. Burada merkez atom klordur. Buradaki klorun yükseltgen ve basamağı artı 7'dir. Arkadaşlar bir sonraki konumuzda pil konusuna geçeceğiz. Orada yükseltgen ve indirgen ve redox denklemlerine geçeceğiz. Yükseltgen ve basamağı hesaplarına tekrar bakacağız. Mesela şuradaki yükseltgen ve basamağı klorun artı 5'tir. Şurada klorun artı 3'tür. Burada da klorun yükseltgen ve basamağı artı 1'dir. Merkez atomun yükseltgen ve basamağı ne kadar büyük olursa asitlik kuvveti de o kadar büyük oluyor ve Ka değeri ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Ya da arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. Oksijenli asitlerdeki oksijen miktarı ne kadar fazlaysa asitlikleri de o kadar büyüktür şeklinde de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki şu aşağıya bakarsak, aşağıya bakalım arkadaşlar. Bakın HClO2, HBrO2, HIO2. Burada oksijenler eşit fakat merkez atomlar farklı. Merkez atomlarda klor, brom ve iyot. Burada da elektronegatiflik değerine bakılacak. Elektronegatiflik değeri kimin büyükse onun da asitliği ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Klorun elektronegatifliği bromdan, bromunki de iyottan büyük olduğu için asitlik kuvveti büyük olur diyeceğiz. Evet.
Bu biraz ezber sorusu arkadaşlar. Yani ezber bir konu. Bunu hatırlamaya çalışacaksınız. Evet, mesela burada bir örnek vermiş. HClO3 ve HIO2. Ka1 ve Ka2 değerleri. Evet, az önce ne demiştik arkadaşlar? Klorun elektronegatifliği iyottan daha büyük olacağı için bunların asitlik kuvvetini karşılaştırırken klorun asitliği daha büyük olacak. Eğer klorlu olanın asitliği daha büyükse asitlik sabiti daha büyük olacaktır. Eşit gerişimli çözeltilerinde pH değerleri. Arkadaşlar HClO3'ün asitliği daha büyük olacağı için asitliği büyük olanın pH değeri daha küçük olacaktır. O yüzden HOO2'nin pH'i HClO3'ün pH'inden daha büyük olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, şu örneğimize bir beraberce bakalım. Aynı sıcaklıkta eşit gerişimli HClO4, HClO2. Ne demiştik arkadaşlar? Merkez atomun yükseltgenme basamağına bakabiliriz dedik. Şunun yükseltgenme basamağına baktığımızda artı 7. Şunun yükseltgenme basamağına baktığımızda artı 3. Yükseltgenme basamağı büyük olanın asitliği büyüktür dedik. Ya da oksijen sayısı fazla olanın asitliği daha büyük. O zaman HClO4'ün asitliği daha kuvvetlidir. O. Cl atomunun yükseltgenme basamağı HClO2'de daha küçüktür. HClO2'de daha küçüktür. Evet, klor atomunun yükseltgenme basamağı burada artı 7 dedik. Burada artı 3'tür dedik. Evet, daha küçüktür. Bu da doğru arkadaşlar. İyonlaşma oranı büyük olan HClO4'tür. Asitliği ne kadar fazlaysa iyonlaşma yüzdesi de o kadar büyüktür. O zaman buradaki cevabın ne olması gerekir? E şıkkı olması gerekir. E şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Evet, burada cevap anahtarında bir eksiklik olmuş. Cl atomunun yükseltgenme basamağı HClO2'de daha küçük olması gerekir. Nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar yükseltgenme basamaklarını hatırlıyor musunuz? HClO4'te oksijenin burada yükseltgenme basamağı kaçtı? Eksi 2 idi. 4 çarpı eksi 2. Hidrojen kaçtı? Artı 1'di. Artı klor. Ne olacak arkadaşlar burada? Şurası artı 7 olacak ki bunlar birbirini dengelesin. O yüzden cevabımız burada ne olması lazım? E şıkkı olması lazım. Evet arkadaşlar. Örnek 6'ya bir beraberce bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki asitlerden hangisi diğerlerinden daha kuvvetlidir? Evet arkadaşlar. Burada neye bakacağız? Merkez atoma bakacağız. Merkez atomu elektronegatifliğine bakacağız. Peki merkez atomun elektronegatifliği kimde büyük? Klorda büyük. Tamam. İki tane klorlu merkez atom var. O zaman burada neye bakacaktık? İstersek oksijen sayısına bakarız. İstersek de yükseltgenme basamağına bakarız. Yükseltgenme basamağına bakarsak burada artı 3'tür. Burada artı 1'dir. Oksijen sayısına baktığımızda cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Evet. Şimdi örnek sorularımız var. Değerli arkadaşlarım, örnek sorularımıza beraberce bakalım. Bugün zayıf asit baz iyonlaşması ve asitlik bazlık kuvvetlerinden bahsettik. Bunlarla ilgili örnek sorulara sizlerle beraber bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Suda iyonlaşma denklemleri verilmiş. Hatırlıyorsanız ne dedik? Eğer tek çizgi varsa kuvvetli asit, çift çizgi varsa bu nedir? Zayıf asittir demiştik. Bakın her ikisi de H2O artı iyonu verdi.
Tek çizgi varsa %100 yoğunlaşıyor. Çift çizgi varsa kısmen yoğunlaşıyor. Kuvvetli asit zayıf asit. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. HB suda tamamen iyonlaşmazken HCl tamamen iyonlaşır. Evet, kuvvetli asitler tamamen iyonlaşır. HB tamamen iyonlaşmaz. HB'nin asitlik sabiti HCl'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar HCl'nin asitlik sabiti yoktur. Çünkü denge konumu değildir. O yüzden burada ne yapamayız? Bunları karşılaştıramayız. O zaman doğru olanları sorduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? C şıkkı diyeceğiz. Evet, NH4 artı evet, suda iyonlarına ayrışıyor. Hemen arkadaşlar Bronsted-Lowry tanımına göre bakın şunların ikisi nedir? Bunların ikisi konjüge asit-baz çiftidir. Hidrojeni fazla olan asit, az olan nedir? Bazdır. O zaman bunlar da konjüge asit-baz çifti olacak. Hidrojeni fazla olan asit olacak. Hidrojeni az olan baz olacak. Asit gibi davranan katyondur. NH4 artı iyonu ile ilgili. Evet, NH4 artı nedir? Asit gibi davranır. Doğru. NH3'ün konjüge asididir. Arkadaşlar NH3 bazdır. Bunun konjüge asidi nedir? NH4 artıdır. Doğru. Tepkime de proton vermiştir. NH4 artı NH3'e bir tane H artı vermiştir. Yani proton vermiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki iyonlardan hangisi sulu çözeltisinde baz gibi davranır? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Sulu çözeltisinde baz gibi davranacak. Bir kere neydi? Şu kuvvetli bazların katyonları suyla tepkime vermiyordu. B artı 3 Cu artı 2 ve NH4 artı ne demiştik? Zayıf bazların eşlenik asitleri ve şu B artı 3 Cu artı 2 gibi katyonlar suda ne yapıyordu arkadaşlar? Asit gibi davranıyor. CN eksiye bir bakalım. CN eksi arkadaşlar suyla tepkimeye girecek. CN eksi suyla tepkimeye girdiğinde HCN'e dönüşür. HCN'e dönüşür. Ve burada OH eksi iyonuna dönüşür. Yani CN eksi ne oldu arkadaşlar? Burada baz gibi davrandı. Yani şu konjüge asit baz çiftinde CN eksi bazdır. HCN de nedir arkadaşlar? Asit. Öyleyse cevabımız ne oldu? Cn eksi oldu. Yani cevap D şıkkı oldu. Evet, şu soruya beraber bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki iyonlardan hangisi sulu çözeltisinde asit gibi davranır? Evet, az önceki soruda vardı. F artı 3 gibi F artı 3 gibi katyonlar Cu artı 2 gibi katyonlar veya zayıf bazların eşlenik asitleri ne yapıyordu arkadaşlar? Sulu çözeltisinde asit gibi davranıyordu. O yüzden burada cevap B artı. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Mesela Cl eksi bir kuvvetli asidin anyonuydu. Bu suyla tepkime vermez. Şu anyonlar da suyla, bunlar da arkadaşlar zayıf asitlerin eşlenik bazları. Bunlar da suda ne yaparlar arkadaşlar? Baz gibi davranır. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olur. Evet. Arkadaşlar CH3CH zayıf organik bir asittir. Zayıf organik bir asit ise zayıf asit olduğu için suda kısmen yoğunlaşır. Asitlik sabiti bağıntısı evet ne olacaktır? CH3CO eksi H3O artı
Evet, CH3 COH şeklinde ayrışacaktır. Doğru. Asitlik sabiti sıcaklık ile değişmez diyor. Sıcaklık değiştiğinde ne olacaktır arkadaşlar? Denge sabiti değişecektir. O yüzden burada da doğru olanlar bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, süremiz azaldı. Şuradan bir iki tane işlemli soru yapalım olmazsa. HX asidinin 0,5 molar çözeltisinde H artı iyonu değişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Bu çözeltideki iyonlaşma yüzdesi nedir? İyonlaşma yüzdesini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle diyordu. Başlangıç derişimi 0,5 molardı. Buradaki H artı iyon derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. O zaman 0,5'te bu kadar ayrıştı. Acaba yüzde ne kadar ayrışır diye soracağız. Ve ne olacak arkadaşlar? Burası 10 üzeri eksi 2 bölü 0,5 olur. 10 üzeri eksi 2 bölü 0,5. Ne yapar burası? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası 0,02 olur. Yani cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacak. Şu soruya beraberce bakalım yine arkadaşlar. Denklemine göre iyonlaşıyor. Asitlik sabiti verilmiş Ka. Başlangıç derişimi verilmiş 0,25. İyonlaşma yüzdesi nedir diye sormuş. Yani ne olacak arkadaşlar? Biz H artı derişimini bulursak, yani şuradaki x, şurası da neydi arkadaşlar? 0,25 eksi x. Ka verilmiş bize. Şuradaki eksi x ne oluyordu arkadaşlar? İhmal ediliyordu hatırlıyorsanız. Bu eksi x ihmal ediliyor. O zaman Ka değerinde yerine yazalım. Ne olacak arkadaşlar? X kare bölü 0,25 eksi x. Evet. Neye eşittir bu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'e eşittir. Ne dedik az önce arkadaşlar? Şuradaki x ihmal edilir dedik. Edelim ihmal. 0,25 ile 4'ü çarparsak ne olur? 1 yapar. O zaman x kare eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. O zaman x değeri ne yapar? Kare kökünü alıyoruz her iki tarafın. Evet, x eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar arkadaşlar. O zaman x'imiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Bize neyi soruyor? İyonlaşma yüzdesini. Başlangıçta ne kadardı? 0,25'ti. Ne kadar ayrışmış? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molara ayrışmış. O zaman yüzde kaçı ayrışmıştır diye sorduğumuzda içler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 ne yapar? 10 üzeri eksi 2 yapar. 10 üzeri eksi 2 bölü 0,25. 1 bölü 0,25 4 yapar. Bu da ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 de 0,04 yapar arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, bakın demiştim size tampon çözeltiler ve hidrolizle ilgili sorular çok çıkıyor. Bu konunun devamı, yani bu Ka ve KaB'nin ayrışma dengelerinin devamı olarak o konuları göreceğiz ve inşallah çıkmış soruları da çözdüğümde bunlara böyle adım adım nasıl geldiğimizi göreceğiz. Arkadaşlar bir soru daha örnek olarak yapayım. Ondan sonra dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şu soruya bir beraberce bakalım. HX ve HY asitlerine asitlik sabitleri verilmiştir. Arkadaşlar eğer asitlik sabitleri varsa nedir? Bunlar birer zayıf asittir. Eğer bir asidin Ka değeri varsa yani bir dengededir ve zayıf asit demektir. Eğer kuvvetli asitse ne olur arkadaşlar? %100 yollanır, ayrışır ve herhangi bir Ka değeri olamaz. Şimdi bakalım. HX asidi HY asidinden daha kuvvetlidir. Ne demiştik arkadaşlar?
hangisinin asitlik sabiti büyükse o daha kuvvetlidir. Burada büyük olan kim? HY. Yani HY'nin asitliği ne olması lazım arkadaşlar? HX'ten büyük olması gerekir. O zaman ne oldu? Şurası yanlış oldu. HX ve HY zayıf asitlerdir. Evet, her ikisinde Ka'sı olduğu için zayıf asitlerdir. Eşit derişimli çözeltilerinde HX'in iyonlaşma yüzdesi HY'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar, Ka değeri büyük olanın iyonlaşma yüzdesi daha büyük. Yani HY'nin iyonlaşma yüzdesi daha büyük olması gerekir. HX'inki HY'den büyüktür diyor. O zaman ne oldu? Bu da yanlış oldu. Doğruları sordu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yalnız 2 oldu. Evet, değerli arkadaşlarım, bugünlük konumuzu burada tamamlıyoruz. Arkadaşlar, yarınki